yerde öyle. Bak sende olsun, bende olsun, herkes de öyle. Kim derse ki benim evde sözüm geçiyor, yalandır. Evin direği de kadındır. Her şeysi kadındır. Peki sen... Şimdi neden öyle söylüyorum? Bak şimdi şunu şöyle söyleyeyim. Benim annem vefat edeli 4 sene oldu. Allah rahmet eylesin. Bak annem gittikten sonra tamam babam bizde kalıyor, beraber kalıyoruz ama evet. Kadın öldü mü evin kapısı kapanıyor. Kim ne derse desin kapı kapanıyor. Daha oraya eş, dost kolay kolay gelmiyor. Bu yüzden ne dersen de evde komutan da her şey kadındır. Peki ev işlerine yardım ediyor musun? Yok. Eğer çok acıkıyorsan mutfağa gidiyorum. Ya ne yemeği var? Ya çabuk olun, karnım aç, ben bittim. Ya hazırlamıyorsun ama. Eğer o anki şeyim varsa, böyle biraz duygusalsam, İçinden geliyorsa, ben derim ki ha, bir git bakalım, ben şöyle güzel bir yemek yapayım. Bunu da yapıyorsun. Özellikle şey, o tuğla tencere var ya, güveç evet. Tenceresi. Onda mesela güveçi, pilavı, cacığı yaparım. İftara yaklaşıyoruz biliyorsun. Yok daha Allah'a şükür acıkmadım ha. Yok sen acıkmadın da ekran başında acıkanlar olabilir. Bunları iftardan sonra değerlendireceğiz sevgili Ramazan. Aynen. Şu çiğ köfteyi bir daha yapalım artık. Evet. Biz dükkanı ilk açtığımız ama sıralarda. Çiğ köfteyi yapacağım zaman ben bir şartla yaparım. Çeyrek mafya gelecek. Ben çiğ köfte ama sevmem ya. Onu İstanbul'da yakalayamazsın ki. Hiç sevmem. Ki. Bunun üzerine güzel bir şiirini dinleyelim. Dinleyelim. Ondan sonra söyleşimize devam edelim. Zaten tamam. Karnım da acıktı. İftara da az kaldı. Sen şiirini oku hadi. Gelsin yönetmenim. Şiirimiz. Kum gibi gelsin. Kum gibi. Yönetmenim. Aydınlanan gözlerimdeki kirli sevda savaşları hiç bitmese de kum gibi kelimeler sarf ettim. Yalanla çerçeve olsa da hayatım, geçmişimde izleri kaldı belki. Belki düşsem de umursamadım. Ayaklarım çatlak, yoksul dikenler mekan kurmuş ayaklarıma. Bir kere bile ah demedim. Hep karanlıkta çattım kibriti sessiz gönlümün aşk yoluna. Aşka isyan, sevdaya ateş parçası oldum. Suçum sevmekse dedim, kes cezamı hakim bey, kral olma karşımda. Olsa ne yazar, olmasa ne yazar. Ben ki ömrümü toprağın alevinde verdim can yare. Biliyordum ki toprak bekler bu aciz bedeni. Gecenin mülteci sokaklarında geçmişime sövmüşüm, kırmışım tüm umutlarımı. Kim kırabilir ki beni? 3-5 zibidi çapulcu mu? Ben gibi, biz gibi. Kum gibi umut olduk umutlara. Tavrımız hep serseri mayın tarlasında filiz ver. Ben gibi, biz gibi, kum gibi umut olduk umutlara. Tavrımız hep serseri mayın tarlasında filiz verdi. Kim yorar, kim sorar, kim tutar, kim sövebilir bize? Kim ulan kim, kim? Ulan allı pullu süslü hayatlara mı bağlandık? Sosyetenin cilveli yalan keş zibidilerinden mi olduk yoksa? Bar çocuğu gibi sarhoş civelek masalarda sızıp altını ıslatan götelek oğlanlardan mı olduk yoksa? Sisli puslu sevdaların kirli buruşmuş çarşafların içine mi düştük? Türküler de bizi göğe çıkaran, türküler de bizi mutlu eden, türküler de bizim sevdamıza bağlayan. Her türkü bir sevdaydı, her şiir bir sevdaydı. Bizim hikayemiz gözü yaşlı sevdalarla doluydu. Yırtık elbiselerimiz, kirli suratlarımız, çatlamış avuçlarımızla topladığımız papatyalarla gittik sevdamıza. Yalansız, riyakarsız sevdik ulan. Kavgamızda biz hep yalansızdık. Güneşten aldık ışığımızı. Kural da bizdik, talih de, talihsizi de bizdik.